Saatlerimiz 13.49 oldu. Şimdi de her perşembe günü olduğu gibi teknoloji dünyasından haberler vermek üzere Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren telefon attığımızda. Merhaba Bilal Bey, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Neler var hayatımıza yenilik katan? Evet, ilginç şeyler var bu hafta derlediğimiz sizin için, dinleyicilerimiz için. Geçen haftanın gündemiyle başlayalım. 20 Temmuz'da sosyal medya gündemi Sedef Deniz sayıydı. Biliyorsunuz 20 Temmuz 1995'te en az 88.732 boşnağın katledilmesiyle gerçekleşen bir olay. Çok ciddi bir olay. Bu konu sosyal medyada çok üzerine konuşuldu ve o gün yapılan tören üzerine de birçok hashtag açılıp tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, yani İngilizce, Fransızca, Arapça hashtagler açıldı ve bu Sedef Deniz'le katliamı Türkiye'nin ve dünyanın ana gündemi oldu. Bazı başlıklar vardı. Sedef Deniz'le genosit, never forget, asla unutma, Sedef Deniz'i unutmayacağız diye. Twitter ve Facebook'ta uzun süre konuşuldu. Sosyal medyanın böyle de bir şeyi var, böyle bir yönü var. Büyük bir kitleyi hemen kar topu etkisiyle bir araya getiriyor ve büyük bir işlevi olmuş oluyor. Ve en çok konuşulan konulardan biri buydu. Biliyorsunuz geçen programlarımızda, geçen haftalarda bu istenmeyen SMS'lerle alakalı birkaç haber vermiştik. Evet. Resmi gazetede yayınlandı bu. Ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik uzun ismiyle ve şeye girmiş oldu. Bundan sonra artık cezalar başlayacak. Yani daha öncelerde böyle bir kanun var, hazırlandı diyorduk ama resmi gazete yayınlanması bekleniyordu. Yayınlandı bu yönetmelik. Bunun bilgisini verelim ve vatandaşlarımız bu konuda devlet üzerinden de bunun şikayetlerini yapabiliyorlar. Bir tane de e-mail var. O e-maile de başvuruda bulunabiliyorlar ve istenmeyen SMS'ler konusunda şikayetini dile getirebiliyorlar. Gene ülkemizden bir haber var. IŞİD propagandası yapan 3 site dün itibariyle kapatıldı. Türkiye Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu'na bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla IŞİD terör örgütünün propagandasını yapan 3 internet sitesini kapattı. İsimlerini verip bizleri şeylerini yapmak istemiyorum. Reklamlarını yapmayalım. Reklamlarını yapmayalım. Ama bu sitelerden bir tanesi hemen ertesinde bir duyuru yayınladı. Ve Türkiye'nin kendilerine yönelik baskı ve engellemenin devam etmesi halinde ülkeye farklı bir sayfa açacaklarını, böyle bir tehdit savurdu. Abuk sabuk. Ama bu tip şeylerin ne kadar aslında önemli ve hani faydalı olduğunu gösteriyor bu tip çalışmaların. Yani kontrol bilmek, bir kontrol mekanizmasının olduğu, hiçbir şey başıbaşı olmaması gerektiğini ve tabii ki hukuk yoluyla bunların takip edilmesi gerekiyor. Tam bu konu üzerine biliyorsunuz siyasi ve ekonomik araştırmalar yapan SETA diye bir kurum var. Orada yardımcı doçent Murat Tumay bir rapor yayınladı. Bunu da ilgili dinleyicilerimize söylemek isterim. İnternet sitesinden, SETA internet sitesinden indirilebiliyor. Murat Tumay. Şeyin ismi, şu raporun ismi, Özgürlük ve Denetim İkileminde Türkiye'de İnternet Erişimi başlığıyla. Çok faydalı eleştiriler de var, artılar da var. Yani hep dünyada tartışılan şey var ya, hani özgürlük nereye kadar, ama denetim nereye kadar, hani bunun bir baskı unsuru olmaması ama özgürlüklerin de başıboş bırakılmaması. Hukuki açıdan buna bakmış bu raporda. Hani merak eden dinleyicilerimiz izleyebilir, okuyup açabilirler. Ücretsiz bir rapor. Tam bu konu üzerine bunu söylemiş olalım. Bir de meraklı izleyicilerimiz için özellikle bu Arap Baharı ile başlayan, hani Facebook, Twitter, özellikle Twitter'ın çok kullanılması ve Arap Baharı tetiklediği hep söyleniyor. Ama gerçekte aslında çok bilmiyoruz neler oldu orada. Yani çok az bilgiye sahibiz. Bu konuyu merak edenler için bir panel var yarın. Tam tarihi de size söylemiş olayım. 27 Temmuz Pazartesi saat 18'de Michigan Üniversitesi'nden Politik Araştırmalar Merkezi'nden Muzami Hüseyin, sanırım Mısırlı, Dijital Medya ve Arap Baharı konferansının İlmi Etikler Derneği, bu Çamlıca'da bu dernek, İstanbul'da olan dinleyicilerimiz katılabilirler. Böyle de bir haber verelim. Önemli bir konu. Hani bilmiyoruz gerçekten olduğunu. Gezide neler olduğunu çok yakından takip ettik. Hani Twitter ülkemizde olduğu için ama Arap Ortadoğu'da ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz. İlginç bir haber var. Biliyorsunuz Yunanistan'da büyük bir kriz var, ekonomik kriz.
Apple ise kendi çapında Yunanistan'a destek kararı almış. Hı. Ve şöyle bir duyuru yaptı. Biliyorsunuz biz telefonlarımızda özellikle Apple kullanıcıları iyi bilirler. Yedeklerimizde Apple'ın bir servisi var, iCloud diye. Hı hı. Ücretsiz oraya yükleyebiliyoruz. Yani ayrıyeten kendi depolama sistemimize yüklememize gerek yok. Hı hı. Ama belli bir seviyeden sonra 5 GB'dan sonra iCloud ücretli. Hı hı. Avrupa'da 0.99 euro bu ücret. Apple bu ücreti Yunanistan'dan almayacağını açıklamış. Bir ay ücretsiz yani bir ayda da. Böyle bir jest yapmış. Bunu da ilginç bir haber olarak vermek istedik. Hı hı. Twitter'dan bir haber var. Türkiye'den hem de biliyorsunuz Twitter'da yaparken birçok özlü söz vesaire görüyoruz. Hı hı. Çok güzel böyle paylaşımlar, caps'ler vesaire görüyoruz ama herkes birbirinden kopyalayarak bunu paylaşabiliyor. Kendi sözüymüş gibi. Pek çok kişiden aynı şeyi görebiliyoruz. Hı hı. Kim paylaştı diye bir hesap Twitter bu ilk bu paylaşımı kimin tarafından yapıldığını söylüyor. Belki bu hani kişisel olarak bizim de işimize yarayabilir. Çok orijinal bir şey yazmışızdır. Kendi sözümüzü, şiirimizi, hani patente kelimemize aittir. Evet, ama evet. Bu kopyalanıp hırsızlık, bazen hani hırsızlık da dilim varmıyor söylemiyor ama bazen bunu insanlar kopyalayıp yapıştırıp kendi sözlerimiş gibi paylaşabiliyorlar. Evet, evet. Kim paylaştı isimli Twitter adresi bunun kim tarafından ilk defa paylaştığını söylüyor. Ve tweet'in kaç defa kaynak gösterilmeden paylaşıldığını da tespit ediyor. Çok ilginç bir hesap. Tavsiye edilmesini, hani Twitter kullanıcının tavsiye edilmesini tavsiye ederim. Ben takip etmeye başladım. Facebook'tan bir haber var. Dünya çapında bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz bu sesli asistanlık sistemleri çok... Neydi o sesli asistan? Apple'ın Siri'si var mesela. Hani evet. Telefonumuzla konuşuyoruz. İşte bayağı da giderek akıllandığı için işte adres soruyoruz, şu kişiyi ara diyoruz. Örneğin İstanbul'da hava durumu nasıl diyorsun? Birçok şey inanılmaz. Bu konuda çok değişik şeyler de var. Hatta espri yeteneği yüksek arkadaşlar bu konuda çok güzel videolar da hazırlamışlar. Cevap veriyor. Facebook MoneyPenny isimli bir asistanı duyurdu. MoneyPenny. Yani hemen geri kalmak istemiyor tabii böyle büyük şirketler arasında büyük bir yarış var. Facebook servisleri arasında Facebook'ta alışveriş yapmak için, arkadaşını bulmak için bir de yardım edecekmiş bu sesli sistem. Yani biz telefonumuzdan mikrofonu vasıtasıyla Facebook açıkken bu sesli asistan sistemiyle belki arkadaşlarımızla konuşacağız. Tabii aslında bakın şöyle de bir durum var. Bütün bunlar son derece iyi güzel şeyler ama bir de bir bedeli var bunun. Şimdi diyorlar ki uzmanlar akıllı telefonların hayatımıza bu kadar girmesi Alzheimer'ı erkene alıyor diyorlar. Evet doğru. Çünkü beynimize artık bir şey kalmıyor. Her şeyi telefona yüklüyoruz. Randevularımızı oraya yazıyoruz. Her şeyi oraya yazıyoruz. Sürekli oradan bilgi alıyoruz. Bu sefer tazelenmediği için, çalışmadığı için işleyen demir misali hafızamızda paslanma meydana geliyor diyorlar. Bu da işin başka bir boyutu. Doğru, evet. Yani yani bunun mutlaka bilimsel sonuçları da var. Evet, doğru. Yani buraya doğru gidiyoruz. Evet. Yani bunu dengeli kullanmayı hep konuşuyoruz programlarımızda. Bunu dengeli kullanmak lazım. Facebook'tan böyle bir haber var. Instagram'dan da bir haber var. Son haberimiz olsun. Biliyorsunuz ilk günden beri Instagram kullanıcıları 640 pikselde çözünürlüklü fotoğraflar yükleyebiliyorlar. Yani çok daha düşüktü. Geçen haftanın itibaren 1080'e 1080 yaptı. Yani çok kaliteli fotoğraflar yükleyebiliyoruz Instagram'a. Buradan bu fotoğraf meraklılarına, hani Instagram bunun için kullanıldığı için daha çok. Evet. Bir de Instagram'da kadraj hep kare biçiminde. Onda bir değişiklik oldu mu? Yok, onda bir değişiklik yok. Fakat çektiğimiz fotoğrafı Instagram'a bazı araçları var. O araçlarla düzeltebiliyoruz. Farklı araçlar yükleyebiliyoruz. Şimdi bakın hemen çok güzel bir şey söylediniz aklıma geldi. Son günlerde sürekli olarak Instagram'dan habire bir indirme var telefonumda. Ben durduruyorum tekrar. Demek ki bu bir güncelleme bu son söylediğinizle ilgili olarak. Evet, güncelleme geldi. Evet, tamam. Doğru, aynen öyle. Güvenle indirebilirsiniz yani. Tamam. Yarın bizim programımız var biliyorsunuz. Biz bayram dinlemiyoruz, tatil dinlemiyoruz. Saat bizler 15'te. De öyle tabii. Sizler de öyle. Bütün TRT çalışanları. Kişisel belgeselciliğe meraklı olan dinleyicilerimizi tavsiye ediyoruz. Ve kulaklarını mikrofona vermesini rica ediyoruz. Bu YouTube'un gelişimiyle beraber, internet gelişimiyle beraber kendi kişisel kamerasını alıp
kendi hiç böyle çok büyük masraflara gerek olmadan doğa, tarih, hangi konuda bilgi belgesel çekmek isteyen varsa çok fazla arttı. YouTube'da bir sürü kanal var bu konuda. Hı hı. Yani takip edebileceğiniz. Bu konuyu konuşacağız. Bu konuda uzman, tasarım uzmanı ve belgeselci Barış Özcan konuğumuz olacak. Meraklı dinleyicilerimizi bekliyoruz saat 15'te yarın. Ve herkese, sizin başta olmak üzere herkese bayramını şimdiden kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin size. Görüşmek üzere. Sağ olun.